Dün Özkan Mamati'nin yaptığı açıklamalar vardı. Aynı parti içerisinde bu örgütle mücadele eden de var. Bu örgüte destek olan da var demişti ve mücadele eden isimlerden biri olarak da Cemil Çiçek'i işaret etmişti. Dün eski meclis başkanı, eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek'i aradık. Bakın o Adnan Oktar örgütüyle ve o dönem yaşananlarla ilgili KRT'ye özel neler söyledi. Adnan Bey neden gözaltına alındı? Derin devletin oyunu. Şöyle bir açalım arkadaşlar. Açalım. Aklınızdaki suçlamalar çok ağır. Ben bunlarla uğraşırken kimse yanımda olmadı. Açıklama eski meclis başkanı ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'e ait. Dosyayı kim çok iyi takip ediyor biliyor musunuz? Dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek. Örgütün eski üyelerinden Özkan Mamati 2007 yılında açılan Adnan Oktar dosyasını Çiçek'in takip ettiğini söylerken aynı parti içinde örgüte hem yardım eden hem de örgüte karşı mücadele verenlerin olabildiğini söyledi. Şimdi bir tarafa bakıyorsunuz dosyayı takip eden Cemil Çiçek, bir tarafa bakıyorsunuz bu kişileri kurtarmaya çalışan Hayati İnanç. Cemil Çiçek bu yayının ardından Seçil Özer'in sorularını yanıtladı. Ben o tür yapılara karşı ses çıkardığımda beni karşılarına alanların bugün Allah belalarını verdi. Adnan Oktar'la ben uğraşırken neden kimse yanımda olmadı? 10 sene, 20 sene evvel gördüğüm tehlikeyi emin oldum. Kimse yanımda olmadı. Milletin çoluğunu çocuğunu kalkıp milletin gözü önünde aldılar. Bunu da din adına yaptılar. Bugün FETÖ'ye en çok küfredenler en çok yanında olanlardı. Neredeydiniz o zaman? Böyle havaya göre değişen bir ortam var. We need collective as well as democratic approach. Efendim böyle diyor. Yalnız kaldım diyor o zaman mücadelemde eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek. Yine KRT'ye özel görüntülerle bir haber izleyeceksiniz. Mine Kırıkkanat bugün konuğumuz olacaktı. Çünkü o bu örgütün karalama kampanyasına maruz kalmış bir gazeteci. Ancak rahatsızlandığı için geçmiş olsun diyoruz kendisine. Ama KRT'ye özel görüntülerde şu var. Mine Kırıkkanat'ın Adnan Oktar davası duruşmasında anlattıkları. Gelin izleyelim. Adnan Bey neden gözaltına alındı? Derin devletin oyunu. Şöyle bir açalım arkadaşlar. Açalım. Aklınızdaki suçlamalar çok ağır. Elimden yazılar yazmaya başlayınca baktım adıma siteler açılıyor. İnternet siteleri. Mine G Kırıkkanat'a cevap. Org. Mine G'ye cevap. Org. Onlarca site. Yıllar süren mücadelesinde ilk saldırılar o internet sitelerinde başladı. Adnan Oktar'ın yan kuruluşu olan o zamanki adıyla globaldi, şeydi, bir takım şirketler böyle. Adnan Oktar yaratılış safsatası ve benim adıma taşıyan sitelerde benim sözlerim yer almıyordu sayın hakimim.